Şimdi biliyorsunuz taze zencefili ben çok severim. Sabahları mutlaka her evde olmalı. Çok da ekonomik artık. Zencefilin üzerine bal. Ondan sonra bir kavanoz alayım oradan. Tabii. Şunu Şunlardan alayım, mı? evet. Efendime söyleyeyim, zencefil ince ince doğrayın. İster çayını yapın, üzerine bal, çörek otu, üzerine ceviz ya da kabak çekirdeği içi koyun. Onu yiyin, o sizin bağışıklık sisteminizi arttırır. Yıllardır kendi yaptığım bir şeydir. Ama zencefilden ne yapıyoruz? Güzel bir karışım yapacağız. Bu selülit kremi olacak sizin için. Zencefili. Mesela bunun Güzelce. içerisine kırmızı acı biber koyacaksınız bir de. Şu anda elimizde olmadığı için koymadım. Ondan sonra ya da bir çorba kaşığı pul biberi koyabilirsiniz. Ben burada mecburen kullanıyorum. Susam yağı ya da çiçek yağı koyabilirsiniz. Şu şekilde. Susam yağı Evet, ya da çiçek içerisinde bir yağı. de kırmızı acı biber var. Bunu yine benmar usulü koyuyorsunuz tencereye. Ondan sonra o biraz yine 30-40 dakika kadar kalıyor. Ha, bu ilk tenceremiz Evet. zaten. Tencere altına bir Evet, peçete, yan peçete taraflara koyduk. su Evet. koyduk. Ondan sonra yine bir gece bekletiyoruz. Özleşmesi lazım. Ertesi günü bunu kullanıma hazır. Bunu bacaklarınıza aşağıdan yukarıya doğru yuvarlak hareketlerle masaj yapın. Hem ağrılara da iyi geliyor. Bu biber yakmıyor mu? Yakmıyor. İçerisine bir tatlı kaşığı da biberiye yağı, bir tatlı kaşığı kekik de koyabilirsiniz.